Tekrar merhaba sevgili öğrenciler. Bugün size yine bir slide yapma programını anlatacağım. Programımızın ismi Kizua. Yine Google arama çubuğuna Kizua diye yazarsanız karşınıza çıkacaktır. Kizua diye. Sonra buradan kendi mail adresinizle de giriş yapıp alabilirsiniz. Bizimkiyle de istemeniz halinde şifreyi veririz size. Bizim ismimiz diveralarm@gmail.com. Bir çıkış yapayım, tekrar gireyim. Diveralarm şeklinde. Evet, gmail.com şifremizi istemeniz halinde veririz. Kendiniz de alabilirsiniz. Harekete geçiriyoruz. Sonra diyelim ki işte hayvanlarla ilgili bir slide hazırlayacaksınız diyelim. Şuraya yeni albüme geliyorsunuz. Yeni albüm oluşturuyorsunuz. Albümün ismi ne olsun? Animals. Animals dediniz. Onayla dediniz. Şu anda yeni albümümüz oluşmuş durumda. Animals. Buraya fotoğraf ekleyeceksiniz. Fotoğraflarınız şeyde olabilir. Masa üstünde. Onu oradan alacaksınız. Bilgisayardan. Bilgisayarım dediniz. Masa üstüne geldiniz. Nereye kaydettiyseniz klasörünün fotoğrafını onu oradan bulup aç deyip içeri atacağız. Mesela ben şuradan animals diyeyim. Şunların hepsini aç diyeyim. Şuraya gördüğünüz gibi atıyor. Evet. Şuraya attı. Peki şunları bir dakika. Şunları hemen sileyim bir. Sildik. Bir dakika. Şurada gördüğünüz gibi fotoğrafları koyacağımız kutular var. Bu kutulara koydukça çeşitli efektler, geçişler, metinler, müzikler ekleyebileceğiz. Diyelim ki şuraya bir konu başlığı ekleyelim. Onun için yapacağımız şey metin. Metine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi zaten ne yapacağımızı söylüyor bize. Ne diyor? Metin efektlerini fotoğrafımız üzerine sürükleyin. Yani onu yapacağız biz. Şu şekilde diyelim. Getirdik, bıraktık. Şuraya. Buraya bıraktıktan sonra yukarıda bir yer açıldı işte efektler. Yani metinin nasıl yazılacağı, nasıl olsun. Mesela ışık parlamasını seçeyim. Işık parlamasını tuttum, koydum. Şuraya metnimizi giriyoruz. Ne olsun? Animals. Dedik. Metnimiz bu. Bunun yazı stilini ayarlayabiliriz. Şu şekilde. Mesela ne olsun? Futura olsun yazı stili. Metin boyutu büyük olsun ya da çok büyük olsun. Şu şekilde animals. Metin gölge efekti, efekt yok demiş. İsterseniz yapabilirsiniz. Beyaz ışık olsun mesela. Gördüğünüz gibi hemen değişiyor şeyleri. Sonra bu 3 saniye değil de biraz arttıralım bunu. Nasıl olsun? 5 saniye olsun diyelim. 5 saniye olsun. Yani 5 saniye gördüğünüz gibi 5 saniye sürüyor. Sonra bunun yerini ayarlayabiliyorsunuz. Üste alabilirsiniz. Alta alabilirsiniz. Şu şekilde. Ortada durabilir. Bence ortada dursun. Rengini ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde kırmızı yapalım. Mesela daha güzel göründü. Sonra başka bir efekt vermek istiyorum diyorsanız da şuradan efektler bölümünden kayan, büyüme, şeffaf, klasik, gelişmiş gibi bunlardan da efekt verebilirsiniz. Bu şekilde yaptıktan sonra burayı kapatabiliriz. Yoksa şuradan da efektler bölümünden de efekt vermeye devam ederiz. Animasyonlardan. Mesela animasyonlardan bir hayvan alalım. Şuraya koyalım. Tutup atıyoruz. Şöyle pardon. Tıklıyoruz. Geldi. Bunu küçültüp büyütebiliriz. Şöyle şöyle. Yani isterseniz bu böyle dursun. Güzel oldu bence. Onu koyduk diyelim. Müziğiniz varsa müziğinizi yüklüyorsunuz. Müziğinizi ekliyorsunuz. Sonra müziğiniz bütün slide boyunca akmaya devam ediyor. Logonuz varsa yine logoyu buradan logo yükleyip logoyu ekleyebilirsiniz buradan. Neyse burayı kapattık. Birinci bölümde gördüğünüz gibi hemen buraya yazdım. Metin yazdınız ve bir ışıklandırma yaptınız diye işaret verdi. İkinci tarafa fotoğraf koyalım diyorum artık. Fotoğraflar bölümüne geliyoruz. Daha demin atmıştık animals bölümüne. Birinci fotoğrafımızı tutuyoruz, atıyoruz buraya. Sonra bir uyarı geliyor. Hiçbir şey yapmadan atayım diyor. Otomatik bir şeyler yapayım. Kırpmak gerekirse kırpayım diyor. Akıllı olan da formata göre ayarlayın diyor. Bence akıllı olanı seçebiliriz. Sonra fotoğrafımızı attık. Bitti bu şekilde. İkincisine de bir fotoğraf atalım ve buna bir efekt ekleyelim. Şu şekilde diyelim ki ya da dur. Efekt ekleyelim mesela. Bunu da kapattık.
Şurada efektlerimiz var gördüğünüz gibi. Mesela kutsal ışık ekleyelim buna. Tuttuk attık. Gördüğünüz gibi üstünde bir ışık yanıyor. Bunun saniyesini de belirtebilirsiniz. Şu şekilde 3.90 olsun mesela. Kapattık. İkinci fotoğrafımız da tamam. Şu şekilde devam ediyoruz. Üçüncüye gelelim. Yine fotoğraflar. Fotoğraflara gelelim. Şu fotoğrafı atalım. Şuraya. Ve buna bir metin ekleyelim. Metin ekledik. Metinlerden bir tanesini seçiyoruz. Bunları ya ışık seçebilirsiniz. Kayan yazı seçebilirsiniz. Büyüme yazı seçebilirsiniz. Şeffaf, klasik, gelişmiş, çarpık gibi şeyler var. Mesela şunu büyük kayış. Şunu keselim. Buraya getirdik, tuttuk, attık. Metni yazdık. Bu ayının adını yazabiliriz. Adı neydi ki bunun? Bir unuttum ama ne diyeyim ben? Polar Bear diyeyim mesela. Polar Bear diye yazdım. Gördüğünüz gibi biraz büyük değil mi bunun şeyi? Bunun hemen biraz metin boyutunu küçültelim. Daha küçük yapalım. Sonra bu biraz daha ortadan mı? Ortadan geçsin. Şöyle ortadan geçsin. Sonra bunun rengini biraz daha kırmızı yapalım. Gördüğünüz gibi. İsterseniz de yine efekt buralardan verebilirsiniz. Yazı şeklini de değiştirebiliriz. Mesela Verdan olsun yazı şekli. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi kayan yazı da ekleyebildik. Sonra tekrar fotoğraflara geldik. Fotoğraflardan geri kalanları yükledik. Metnimizi attık. Neyse. Her şeyi yapıyoruz. Şöyle tık 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 koyduk. Koyduk bütün resimlerimizi. Gördüğünüz gibi. Sonra kaydedeceğiz. Diyelim ki ne olsun? Animals slide. Animals slide diye kaydettik. Kaydet diyoruz. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi slide gösteriniz kaydedilmiş. Şimdi ne yapmak istersiniz? Biz bunu alıp, bu linki alıp bizim kendi Twin Space'imizde otomatik olarak gösterilmesini istiyoruz. Onun için kopyala diyeceğim. Kopyaladım. Sonra Twin Space'ime geleceğim. Twin Space'imde mesela dedim ya hayvanlarla ilgili bir şey yaptık. Pages'e atarsanız gösterimi olur. Forum'a atarsanız link olarak atmak zorundasınız. İlk önce forum'a atayım. Forum'a giriyorum. Sonra diyelim ki Kasım ayı için. Geldim Kasım ayına. Burada gördüğünüz gibi o şey iletiler var. Bunların içinde hangisine uygunsa onu seçip tıklıyorsunuz. Sonra en aşağıya geçip şuraya şu bölüme animal slide dedim mesela animal slide. Bunu boyuyorsunuz şöyle mavi. Sonra şuradaki link işaretine tıklıyorsunuz. URL'nizi buraya yapıştırıyorsunuz. Tamam diyorsunuz ve submit dediğinizde gördüğünüz gibi sizin forumda tıklanabilir ve direkt daha demin sizin yaptığınız slide'a yönlendirecek olan linki vermiş oluyorsunuz. Ama bunu page'e atmak istiyorsunuz. Page'e geliyorsunuz. Diyelim ki şey olsun, Oktober olsun, Ekim ayı. Şu şekilde kalem işaretini tıklıyorsunuz. Sonra bir daha kalem işaretini aşağıdakini tıklıyorsunuz ve yapılabilir yer açıldı. Aşağı indirdiniz, şuraya geldiniz, bir tane Enter'a tıkladınız. Sonra Enter'a tıkladınız, buraya yapıştıracağız çünkü. Yukarı geldik, yukarıda bakın burada sadece bir tane dünya işareti var. Ona tıklıyorum, öbürüne değil, zincirli olana değil. Şu SRC URL bölümüne yapıştırıyorum, tamam diyorum ve slide'ınız şu anda hazır. Ve Submit dediğimiz zaman görünebilir bir slide'a sahip olacaksınız. Gördüğünüz gibi yaptığınız slide burada sizi bekliyor. Bekleyelim. Bir de oynatalım. Gördüğünüz gibi yaptığınız slide şu anda oynuyor otomatikman. Teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşürüz. Bay bay.